kimlerim var. Ama beni yutamayacaksın. Çünkü bir gün o kadar büyüyeceğim ki, hatta bir gün gelecek bana İbo diyemeyeceksin. İbrahim Bey diye sesleneceksin. İstanbul, sana sesleniyorum. Artık aramızda bir fark yok. Sen de büyüksün, ben de. Sezen Aksu bizim bilinçaltımız. Son çeyrek asır boyunca çoğumuz duygularımızı ona emanet ettik. O gönlümüzden geçenleri sezdi, müziğin diline tercüme etti ve bize iade etti. Başta eski Türk filmlerinden aklımızda kalan ince bir duyarlılığı fısıldadı kulaklarımıza. Sonra yaşanmamış yıllarımızın ağıdını yaktı. 1960'larda doğup 70'lerin ateşinde gençliği yananlar 80'lerin bozgunuyla içe kapandıklarında onun kaybolan yıllarını dinleyerek melankolik oldular. Oysa o çoktan melankoliden sıyrılmış ve öne eğik duran başını dikleştirip yeni gelen kuşağa en cesur perdeden şıkıdım şıkıdım aşk şarkıları söylemeye başlamıştı. Peki İzmirli küçücük bir genç kız bütün bu kargaşada nasıl sezebilmişti değişimin yönünü? Bu belgesel işte onu anlatır. Birbirlerini sevdiler. Ölümsüz aşklarını kalplerine gömdüler. Ayrıldılar, ağladılar, azap çekip hıçkırdılar. Onlar bir an bile sevgilerini söyleyemediler. Nihayet acı son geldi. Bir ömür böyle sona erdi. Ölüm bu seven kalbe son emrini verdi. Ağladılar, hıçkırdılar, ölümden önce de olsa aşklarını haykırdılar. Bir başkaydı eski Türk filmi duyarlılıkları. Aşkını söyleyemeden mezara giden sevgililer, boğazda bir çınar altında son bulan neşeli kovalamacalar, fakir oğlan zengin kızlı köşk maceraları. Sonunda hep iyilerin kazandığı o siyah beyaz dünyada yaman bir duygu seni perdeden taşar ve seyircinin mendilinde ıslanmadık nokta bırakmazdı. O seyirci ki perdedekilerin acılarını ve sevinçlerini kendisininkiymiş gibi yaşamaya alışkındı. Hayatı kullanma kılavuzuydu adeta Yeşilçam. Romansı kaybolmuş tek düze evliliklerini öptüğü insanlar hayatlarında yakalayamadıkları macerayı, romantizmi, heyecanı o filmlerde yakalar, perdedeki yıldızın peşine nasıl düşüp o siyah beyaz görüntülerden rengarenk düşler dokurlardı. Kadınlar Türkan Şoray gibi ağlar, erkekler Cüneyt Arkın gibi güler, çocuklar Ayşecik gibi oynarlardı. İşte 1960'lar İzmir'inde bu filmlerden çok etkilenen ele avuca sığmaz bir yumurcak. Cumhuriyetin disipliniyle yetişmiş birer muallim olan ana babası, küçücük kızlarının o yaşta tam bir Ayşecik kopyası olmasına inanamıyorlardı. Oysa o daha okula gitmeden masaların üstünde şarkılar söylüyor, bir fotoğraf makinesi uzandı mı artist pozları veriyor, müzik sesi duyulduğu anda kendini sahneye atıveriyordu. Bir film perdesinden çıkıp gelivermiş gibiydi. Kahramanla çabuk özdeşleşiyor, senaryoyu beğenirse hemen oynamaya başlıyordu.
Ayşecik filmin sahnesinde şahabatasını kaybeden bir kız var. Acayip etkilendim ben ondan. Ne istiyorsun? Kendi kendime karar verdim. İşte aynı sahneyi oynayacağım. Hey, sana söylüyorum. Ne istiyorsun? Ne arıyorsun burada? Ben... En sonunda bir kadın geldi. Evladım dedi, neyin var dedi. İsmin ne? Bilmiyorum dedim. Adın ne dedi? Hatırlamıyorum dedim. Filmdeki sahne aynı böyle. Annenin adı ne? Ben kimim, nerede, burası neresi, babamın adı hiç hatırlamıyorum. Kadın beni aldı karakola götürdü normal olarak. Aslında bütün derdi ilgi çekmekti. Çocuklarına sevgisini belli etmeye utanan bir kuşağın direncini kırma çabasıydı onunki. Sevilmek için evden kaçıp geri dönüyor, okulda bir haksızlığa direnmek için saçlarını kazıtıyor, alkış almak için evin camlarını açıp sokaktan gelip geçenlere şarkı söylüyordu. Ya mesela merdiven altında giyinir süslenirdim. Yani babam minyatüre falan çok karşıydı. Bir naylon torbayla çıkıyordum, şeyin altında pantolonla çıkıp evden. Merdiven boşuna mini etekleri giyip, orada tak 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 boyanıp makyajımı falan yapıp. 10 yaşında makyaj resimlerim var. Bir de dansöz olmaya da çok merakım vardı benim. Bunu diyor, vallahi babama acılı şarkıyı oldum yurtta. Bir tane poşetim vardı böyle, içinde dansöz elbiselerim ve zillerim, bir de Azize 45'li. Böyle arkadaşlarım evlerinde gün olduğu zaman, Sezen gel, komşular geldi derdi. Ben torbayı kaptığım gibi gider. Hemen 45 öyle şıkıdı 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 Azize ile. Ra ram tariri ra ra ra. Bazen Azize ile raks eder, bazen bir düğün salonunda mikrofonu kapıp Ajda Pekkan taklidi şarkılar söyler, bazen de dinleyenleri gözyaşına boğan tiratlar attırırdı. Hayatı bir Ayşecik filmi gibi yaşıyordu. Bir sahnede ağız dolusu kahkahalar atan küçük kız, hemen bir sonraki sahnede hüngür hüngür ağlıyor, ağlatıyordu. Bu zıtlık tüm yaşamına damgasını vurdu. Hüzün ve sevinç hem yaşamında hem müziğinde iç içe, kol kola, ard arda olacaktı artık. Derken bir gün geldi, seyirci katlayıp bütün siyah beyaz perdelerini sandıklara koydu ve hayatın gürültüsü içinde kayboldu. Aile sinemaları 1970'lerin ortalarından itibaren birer ikişer çekip gittiler hayatlarımızdan. Kan tüküren kadınlar, onurlu bir hayat için servet tekliflerini reddeden erkekler, sokaklarda göbek atıp hasta anneciğine para yetiştirmeye çalışan çocuklar perdeden çekildiler birer birer. Ayşecik büyüdü, Ömercik evlendi, turist Ömer kayboldu. 1970'lerle birlikte sadece yarım umutları değil, popüler sinemada son nefesini verdi. Dönemin Genelkurmay Başkanı'nın deyişiyle sosyal uyanış, ekonomik büyümenin önüne geçmişti. O uyanışı durdurdular 70'lerin başında. Ve özgürlüklerin birer birer budandığı, insanların elinin kolunun bağlanarak çaresizleştirildiği, dünyayı değiştirme umutlarının çöktüğü beter bir dönem başladı. Ne perdedekiler özdeşleşilecek insanlardı artık, ne de salondakiler ikame aşklar yaşamak istiyorlardı. Hayat katılaşmış, görülen düşlerle yaşanan gerçekler arasındaki mesafe artmıştı. Yeşilçam yarattığı hayali dünyayı bu dönemde terk etti. İyiler hepten öksüz kaldılar. Filmleri kötüler kazanır oldu. Değişim umudu da kalmayınca seyirciler içe kapandılar, düşlerini gömüp melankoliye döndüler. Altmışların bitmesiyle birlikte yalnızca Türkiye için değil, Sezen Aksu için de güzel bir dönem kapandı. O ele avuca sığmayan gencecik liseli kız,
henüz ergen olmadan kendisini ani bir evliliğin içinde buluverdi. Konu komşu ne der endişeleri ve ailesinin itirazıyla yaşam bir anda cehenneme döndü. Ve Sezen Aksu'ya yıllar yılı ilham verecek sancılı bir döneme kapı aralandı. Kimsenin suç günahı da yoktu ama işte bu ortalama kurallar, ortalama baskılar köşeye sıkıştırdı hepimizi. Ciddi bir sağlık problemi oldu yani. Ölüme çok yakın bir noktaya kadar taşıdı beni. O sıraları anlamadım. Sonra seneler sonra bir gün gözden geçirince birdenbire çok sarsıldım. O yüzden de çok hırpalandık. Yani ben kendi hırpalanmamız, kendi hayatıma katılmış bir zenginlik olarak algılıyorum. Ama annemle babama karşı ömür boyu suçluluk duygusu besledim. Bütün bir yaşamım o yıllardan itibaren onlara çok onların hak ettiği gibi bir Sezen kimliği hediye etmek için. Yani neredeyse adanmış bir şey haline geldi. Acılı bir bakış yerleşirse kirpinin ucunda göz bebeğine İzmir Kız Lisesi öğrencisi Sezen Aksu'yu ölümün eşiğine getiren olay evliliği çabuk bitti. 7 ay sonra boşandı. Ama bu ilişki onda çok derin izler bıraktı. Artık erken olgunlaşmış bir çocuk gibiydi. O yıllarda biriktirdiği acılar yıllar sonra şarkı sözü olup dudaklarından dökülüverecekti. Gerçi o yıllarda da acılarından kaçarken şarkılara tutunmuştu. Türkiye dört nala arabeske koşarken 17 yaşındaki Sezen Aksu da bütün hicranını arabesk kokulu şiirlere döküyor ve o şiirlerden yaşıyla hiç uyuşmayan ağır besteler yapmaya başlıyordu. Hiç olmazsa bir kere gel aşkımızın mezarına. Ne güne zambak kır çiçeği yeter de artar beni anmaya. Bir kere Türk müziği bak. Bu ilk çocukluk bestesini yenileri izledi ve Sezen Aksu o günden sonra bir anda kendini hummalı bir sosyal faaliyetin içinde buluverdi. O ilk gençlik krizi bütün yaşamını etkilemiş ve yeni bir kimlik arayışı içinde o kurstan bu kursa savrulmaya başlamıştı. İşte tiyatro kursları, resim kursları, folklor kursları, Türk sanat müziği dersleri. O arada işte Rüştü Şardağ, benim hem müzik hocamdı, İzmir Sanatçılar Derneği'ndeki diğer öğretmenlerimden biriydi. Hem de bendeki bu edebiyata düşkünlüğü anladığı için edebiyat hocalığı yaptım onu Nazan Güntürk'ünle beraber. Kim yazıyor bunları? Ben. Kendim yazıyorum şarkılarımı. Ben konservatuvarda sizin öğrencinizdim. Hatırlamadınız değil mi? Benim öğrencim mi? Hatırlayamadım. Orta kısımda, diğerlerine göre çok küçüktüm. Kızlar at bile takmışlardı. Söylesem hatırlarsınız. Söylesem? Söylemem. Hatırladım. Yalan. Serçe. Serçesin sen. Hay Allah, minik serçe. Böylece lise ikinci sınıf öğrencisi Minik Serçe'nin müzik dersleri başladı. Babası küçük kızının gönlünde yatan şarkıcı olma hayaliyle baş edemeyeceğini anlayınca hiç olmazsa kontrol altında olsun diye derse yazdırmıştı. Ama küçük kızın küçük bir sorunu vardı. S'leri söyleyemiyordu. Ya tabi adımı da Sezen koymuşlar. Yani o kadar bir adım soracak diye ödüm patlıyordu. Sonra öyle bir film seyrettim. Orada da çocuğun problemi aynıydı. Hele Z ile yan yana gelince Sezen diyordum ben. O ilk şarkıları falan var mı? Olmadısın cüzdanım da milyonlar. Rüştü Şardağ götürdüğünde babam beni. Evladım adı nedir? Sezen deyince bir dil ameliyatı geçirmen gerekiyor dedi bana. Meğer direkt etki yapsın diye. Bir daha söyle bakayım adını dedi. İkincisini yarı yarıya düzelttim. Sezen dedim ama biraz zannetti. Sonra bir sene çalıştırdı beni kalemle böyle. Söyle siyah semiyorsun da saklan başına mı diye.
Nispeten halloldu ama sinirlenince kaçırırım gene ipin ucunu. Sevmek isterdim. Nereden bilirdim? Sevenler ağlarmış. Anadolu folkunun altın yıllarıydı. Pop müzik yıllar sonra klasik olacak bestelerini ve yıldızlarını yetiştiriyordu gizliden gizliye. Plak satışları patlıyor, long playler korsan kasete dönüşmeye hazırlanıyor ve türlü çeşit yerel ulusal yarışmayla altın sesli genç yeteneklere fırsat kapıları aralanıyor. Bana bak, altın sesli çocuk müsabakası var, kazanana 10.000 kağıt ikramiye veriyorlarmış, iyi mi? Şimdi sen bu müsabakaya girip şarkı söyler misin arkadaş? Altın sesi yarışmasına girdim. Küçüktüm de şeydekilerden, normaldekilerden yani orada. En az 16 yaşında mı, 15 yaşında falan herhalde. Sonra işte ben şarkı söyleyince alkışladılar o yarışmada. Alkışlamak da yasaktı, uyardılar alkışlamayın diye. Ben de zannettim ki acayip dereceler falan alacağım. Aa, 6. oldum ben. Serpil Barlas 2. galiba. Çok acayip bir hayal kırıklığı tabii. İlk evlilik gibi ilk sahne deneyimi de hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Sezen Aksu İzmir'e döndü. 1973 yazında liseyi bitirip işe girdi. Hem de ne iş? Şehirler arası telefon baş müdürlüğünde telefon bağlıyordum. Ve şarkılar söylüyordum. Şefim 2 dakikada bir gelip ikaz ediyordu. Lütfen böyle şeyler yapma diye. Ama o zaman işte Manuel Santral denilen şey var. İşte kanallarda şehirler arası memurları birbirleriyle karşı karşıya gider ve tuhaf bir terminoloji vardır. Hiç unutmuyorum mesela, alo, alocum, alocum Konya. Bir kalbin düşer önce, büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş. Sezen Aksu'nun üniversiteye girdiği yıl, üniversite yaralarını sarıyordu. 12 Mart'ın dar ağaçları, tuzaklar ve zindanlarla dolu kabusundan uyananlar, 1971'de gömdükleri savaş baltalarını çıkarıyorlardı topraktan. Tip deneyimi, örgütlü sendikal hareket, 68'in barışçıl isyanı hep acımasızca boğulmuştu. Bundan böyle gençler daha kızgın, eylemler daha hırçın, sloganlar daha keskin olacaktı. Daha önceleri çoğunlukla kent soylu gençlerin önderliğinde yürüyen sol hareket, Anadolu'dan okumak için büyük kentlere gelen gençlerin katılmasıyla feodalleşecek, katılaşacaktı. Arkadaşlık şarkıları yerini ölen arkadaşların ardından yazılmış ağıtlara bıraktı ve ölüm yüceltilirken aşk ayıplanır oldu. Dönemin efsanevi öğrenci lideri Deniz Gezmiş, 70'ler kuşağının bu durumunu 1972'de idama giderken yazar Erdal Öze şöyle anlatmıştı. Bugünkü kuşak bizlerden oldukça değişik. Öyle uzun boylu düşünce tartışmaları falan yapmaya fırsat bulamadı bu kuşak. Üniversite özgürlüklerini, yaşamanın ne olduğunu bile anlayamadan kendilerini eylemin içinde buluverdiler. Örneğin Beethoven'ı doyasıya dinleyemediler. Eisenstein'in filmlerini, Rudolph'un filmlerini bile şöyle rahatça zevkle seyredemediler. Düşünsene, bir resim sergisini bile şöyle içlerine sindire sindire gezip görme olanağı bulamadılar. Önemli değilmiş gibi görünür ama ya bu çocuklar doğru dürüst aşık bile olamadılar. Yaşanmamış genç yıllardı 1970'ler. Bir çelik sertliği yoğuruyordu üniversiteleri, caddeleri. Eylem sınıflardan sokaklara taşmak üzereydi. Ve Sezen Aksu, Parkalı Üniversite'ye aşk şarkılarıyla geldi. Benim,
Aslında siyasal basın yayında okumak istiyordu. Ancak babası olaylara karışmasın diye engel olunca 1973 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine girmişti. Girer girmez de eleştirilerin odağı oluvermişti. Okula gittiğim andan itibaren ben başka bir dünyayla karşılaştım ben. Yani orada işte 12 Mart sonrası fakat yeniden öğrenci hareketlerinin hareketlenmeye başladığı dönem. Ben saat 7.30'da takma kirpiklerimi takıyorum, gidiyorum okula. Bu kadar takoz ayakkabılarım var. Yani boyumla sıkıntım var herhalde, herhalde değil mutlaka. Onların üstüne çıkıyorum. Peruş böyle bir takım montaya bir yaratık halinde okula gidiyorum. İkinci eşim işte benim jeoloji asistanımdı. Bir gün beni böyle FKB'nin koridorunda durdurdu. Bana baksana sen dedi, burası pavyon değil okul dedi. Saçım da kırmızıya boyalı. O kadar dilbazım ben, böyle kala kaldım öyle deyince. Şımarık, saygısız. Kendini bir şey sanıyor. Salak! Sezen'e kafa tutan bu adamın adı Engin Aksu'ydu. 1974'te yani henüz 20 yaşındayken ikinci evliliğini yaptı Sezen Aksu. Boş yere değil o planım, koşarım yine ardından. Bulsam da olur, bulmasam da ümit benim bir bil yaşadım. Forumların düzenlendiği amfilerde konser veren o kırmızı saçlı kız, devrimci kocasıyla evlendikten sonra yavaş yavaş değişmeye başladı. Topuklu papuçlarını atıp haş papileri giydi ve çevre kasabalara ağaç dikmeye gider oldu. Evde Ajda Pekkan söylemeye devam etse de Ele Güne karşı ruhi su dinlermiş gibi yaptı. Artık dilinde şarkılarla değil elinde kitaplarla geziyordu. Çünkü filmlerdeki kızlar da değişmeye başlamıştı. Kimin bu kitapları? Benim. İşte 16-17 yaşlarında haberim var öyle kitaplardan da. Yani benim derdim başka ama bir yandan da şey olmak istiyorum yani. Sadece frapan çekici güzel bir kız değil, son derece akıllı ve yani çok farklı olmak zorundayım canım. Derdim zorun bu yani. Kolumun altında kapitalle dolaşıyorum ama okuyabilene aşk olsun diye bir geyik gibi bakıyorum kitaba ne diyor diye. Sonra Engin'le beraber okumaya başladım tabii yani bütün politik kitapları. İşte devrim meseleleriyle ilgili falan. Hep şunu merak ediyordum. İşte yarınlar çok aydınlık gelecekler. Yarınki kuşaklar bilmem ne. Bir an o arada bir... ya Engin Bey, bizim kuşak da... o da diyordu bana. Ya biz ne olacağız? Sevap mı olacağız? Ben niye yarınkiler için çalışıyorum yani? Şurada güzel güzel aşk maşk falan da var. Hiçbirimizin haberi olmayacak mı bunlar? Biri ağaç mı dikeceğiz? Ufalana ufalana kaç kuşak eridi ki bu yollarda. Kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta. Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda. Bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda. O yıllar sonra sözlerini yazacağı bu şarkıdaki gibi uçuk rüyalarda vaat edilen bir saadete razı değildi. Adı Sezen'di. Her şey olduğu gibi 80'ler kuşağını da erken sezmişti Sezen. Her şeyi hemen şimdi isteyen, dünyayı değil kendini değiştirmeye çalışan, dağınık, sabırsız ve bencil yeni bir kuşak geliyordu. Ve onların yaklaştığının haberini devrimin tek tek yitirilen kalelerine bir minik serçe gagasında getiriyordu. Devrim kitapları arasında bocaladığı o günlerden birinde okuduğu bir yazı bütün dünyasını değiştirdi. Diyor ki bize diyor hep işte insanı hayvandan ayıran en önemli özelliğin düşüncesi olduğunu öğrettiler diyor. Halbuki diyor insanı hayvandan ayıran en önemli özellik duygusudur. Duygu da doğuştan ya vardır ya yoktur diyor. Ya da dünya tarafından üzeri topraklarla örtülmüştür. Çok derin arkeolojik kazılar gerekir. Oraya ulaşmak için. Ben o kazılardan hep çok hoşlandım. Yani onu hissettiğim andan itibaren de zaten üstüne gittim. O anda düşünceler peşinde yıllar kaybettiğini anladı. Halbuki o asıl duygulara seslenmeli, insanların içindeki o saf noktaya ulaşmak için duygusal kazılar yapmalıydı. Elindeki yegane silah notalarıydı. O günden sonra artık ne kadar bilgili olduğunu göstermek için konuşmalarında Doğan Avcıoğlu'ndan alıntılar yapma özentilerinden vazgeçti. Neysem oyum dedi. Ve yeniden şarkılarına döndü. Popüler müzik söylemek istiyorum.
Yani derdim zaten popüler olup tanınmak. Kenarda köşede kalacağım diye ödüm patlıyor. Onlar işte dediler ki bir bant yapalım, şeye gönderelim, İstanbul'daki plak şirketlerinden biri. Melodi Plan İzmir'de bir tane şey vardı işte, bayisi, şubesi bir şey, neredeyse. Yaptık bir tane bant, içinde ben hem Türk müziği söyledim, hem İspanyolca şarkı söyledim, bir şeyler işte, porom pom pom falan var. Şey var, sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Helal gözlerine kurban oldum böyle. Fakat hemen şey geldi, yanıt geldi, gelin hemen diye. Babam gene beni şaşırttı, biz geldik İstanbul'a. 1974'te ilk kez bir profesyonel stüdyoda mikrofon başına geçti Sezen Aksu. Nihayet 20 yaşında düşleri gerçek olmuş ve ideali olan şarkıcılığa çok yaklaşmıştı. Ancak stüdyoya girdiğinde heyecandan sesi titriyordu. Ya Taşya'dan gelmiş İstanbul'da böyle ay, stüdyo mütüdyo, NASA'ya geldim zannettim ben. Her yerde o rahat rahat şarkı söyleyen kız, gir şarkı söyle dediler. Beni unutmayı söylüyorum şeyin, Şanar'ın bestesiydi. Ne işi? Unutma beni, unutma. Tutamıyorum sesimi, her yerim sallanıyor, sesim de sallanıyor. Adamlar beni beğenmeyecekler diye fenalıklar geçiriyorum. Gene böyle kızar bozardım falan. Yine de beğendiler Sezen Aksu'nun sesini. Hemen iki şarkı bulup bir plak yaptılar. 1975 yılında piyasaya çıkan bu ilk şarkının adı Haydi Şansım'dı. Buram buram Ajda Pekkan kokan bu şarkıyla İzmirli gencecik bir kız kendine şans diliyor. Ancak ilk evlilikte ve ilk yarışmada yaver gitmeyen şansı ilk plakta da yüzüne gülmedi. Plakçısının kendisinden habersiz koyduğu soyadıyla Sezen Seley olarak piyasaya çıkan bu ilk plak neredeyse hiç satmadı. Ve Sezen Aksu boynu bükük geri döndü İzmir'e. O yaz Kadife Kale Gazinosu'nda gecede 250 lira yevmiye ile sahneye çıktı. Üstündeki palet işli frapan kıyafet gelinliğiydi aslında. Ama ilk sahne deneyiminde de ilgi görmedi. Sonunda eşi doktora için Kanada'ya gidince para kazanma uğruna yine çok ilginç bir işe soyundu. Bir güzellik salonu açıp manikür, pedikür yapacaktı. Çünkü para yok, pul yok. Şirket nasıl kurulur, defteri, kitabı, bir hiçbir şeyden haberimiz yok ki. Biz bir dükkan açtık, oturduk içine. Bir tane de Şükrü kuaför Paris'te eğitim görmüştü, onu getirdik. 20 liraya saç yapılıyor bizde. Karşıda bir tane kuaför makbuşu vardı. Saç 7,5 liraya yapılıyor diye bir leve astı. Kadınlar bize gelip sohbet ediyorlar. Saç yaptırmaya oraya gidiyorlar. Ben bir süre sonra bir baktım, kuaförlük, manikürcülük. Ve jimnastik antrenörlüğüne kadar vardırdım işi. Battı tabii. Onu İzmir'de tutan hiçbir şey kalmamıştı artık. Ne okulu, ne işi, ne eşi. Bir tek hedefi kalmıştı. İstanbul'a gitmek ve büyük bir şarkıcı olmak. Neden gitmiyorum? Neden? Korku benimkisi. Korkuyorum. Yalnız kalmaktan korkuyorum. Yalnız kalmaktan korkuyorum. Sonunda Sezen, Sezen'i Sezen yapan kararı verdi. Yerinde duramayan deli dolu çocuksu kişiliğini devreye soktu. Korkularını yendi. Evini kapattı, okulu bıraktı, ailesiyle vedalaştı. Ve bütün gemilerini yakıp yepyeni bir yaşam için yola koyuldu. Ayrılırken İzmir'e dönüp dedi ki, bir gün döneceğim ve hepiniz imzalı bir fotoğrafım için peşimden koşacaksınız. Sürüklüyorum çaresiz yalnızlığımı, aldırmazlığından, acımasızlığından İstanbul'un yitik umutlarımla yaralı buruk. Yürüyorum karavanın caddelerde, yürüyorum bilmeden nereye gittiğimi. Ağaçsız bitki dolu. En sonunda topladım da koydum
içine ilk önce izleyelim. Sonunda minik serçe topladı valizini ve müziğin kâbesi İstanbul'a kondu. Gerçi cebi boştu ama beyni notalarla doluydu. Kanada'daki kocasının özlemiyle yazdığı onlarca hüzünlü şarkıyla un kapanının kapısına dayandı. İstanbul o hüznü sinemalarından çoktan kovmuştu. Şimdi Can Kozanoğlu'nun deyişiyle Yeşilçam'ın ağlatan aşk filmlerinin boşalttığı gözyaşı çukurlarını o dolduracaktı. Ay hoş geldin. Sefa geldim, korkuyorsam ben ağlardım. Sezen Aksu cebinde 500 lira ve elinde bir bavulla İstanbul'a vardığındaki duygularını yıllar sonra kendisi gibi tek bir bavulla kopup gelen bir genç kıza yazdığı şarkının sözlerinde anlatacaktı. Kendimi bildim deli ama ben hep bu şarkıyı söylerdim. İstanbul sürprizlerle dolu bir fırsatlar kentiydi ve ilk sürprizle ilk gün karşılaştılar. Kapısını çaldıkları hiç kimse evde yoktu. Kendilerini taşıyan taksinin şoförünün yüzüne acıklı gözlerle baktılar. En sonunda anlattık derdimizi. Ev, yani gidecek yer yok. Adam da bizi aldı evine götürdü. Senelerce aradım ben sonra onu bulayım da bir ilişki kurayım diye olmadı. Yani tanımadığımız bir taksi şoförünün evine gidiyoruz. Yani namus evden gidebilir. Babam beni yakar. Buna rağmen mecburen göze aldık gittik. Hiç unutmuyorum. Hayatımda yediğim en lezzetli kıymalı patatesi orada yedim. Yanına da soğan. Sonra akşamüstü bıraktı bizi. Kuzenimi evde bulduk, oraya bıraktı. Genç şarkıcı adayları için İstanbul demek, un kapanı demekti. Un kapanı bir yandan plaktan kasete geçmenin sancılarını yaşıyor, bir yandan da Yeşilçam bozgunundan kaçıp müziğe sığınan beyaz perde şöhretleriyle tanışıyordu. O kargaşada İzmir'den gelen bu üniversiteli kızla pek ilgilenemediler. Un kapanına gittiğim dönemde işte aşk popüler, Blue Jean'ler, tam o üniversite havasındayım. Kafamda alık raziye topuzu. Yani kimse beni ciddi almıyor zaten, bir çöp gibi bir kız. Yani kadın etkisi falan da geçirmiyorum. O dönemde yani dişiliğin çok öne çıktığı, böyle etli butlu sahnelerde hatunların çok tutulduğu bir dönem. Yani benden, kadından başka her şey olur o sırada. Çok ciddi almıyorlardı. Yani bütün dükkanları dolaşıp teker teker benim şahane sesim var, bestelerim var diye azimle söyledim şarkılarımı. Sonunda bir arkadaşımız orada kabul ettirdi bir şirkete. İki kere dönüyoruz değil mi? Beni büklüm büklüme. Hayır yani bittikten sonra hasırın masırın. Beni büklüm büklüm. Bir daha gidelim. Çalışıyor mu? Plan. Beni büklüm büklüm. Sezen Aksu'nun o stüdyodaki ilk günlerine ait bu kayıt sesindeki heyecanı yansıtıyor. Bu heyecan hızla yeni plaklara dönüştü. Ve Sezen Aksu'nun ikinci plağı Kusura Bakma 1976 yılında çıktı. Kusura bakma, iş işten geçti. Olamayız artık eskisi gibi. Kusura bakma, iş işten geçti. Kısmet gerçekten de yağmaya başlamıştı. Un kapanı bu 20'lik minik serçeyi birden kurt kapanını aldı. Aralık programına koydum seni, Ocak'ta da Ankara. Sıkı bir reklam kampanyasına başlarız. Gazeteler, dergiler, afişler, televizyonu unutma. ...1974'ün yılbaşı gecesi ilk kez televizyona çıktı Sezen Aksu. Tek kanallı televizyonda şarkı söylemek şöhret demekti. İzleyici bu İzmirli genç kızın buğulu sesini, kalın dudaklarını, duygulu sözlerini sevdi. O eski Türk filmlerinde her şeyin mal, mülk, para, pul demek olmadığını söyleyip... ...kendisini satın almaya çalışanların suratına paraları çarpan kadınları hatırladılar. Bu tanıdık sese ısındılar. Artık yolda görenler tanıyor, çevirip imza istiyorlardı. 1977 yılında ilk turnesine çıktı Sezen Aksu.
Ekipte Melike Demirağ, Delikanlılar, Tülay, Edip Akbayram gibi dönemin en parlak isimleri vardı. İçten içe kaynayan bir Türkiye'de giderek politize olan dinleyicilere konser veriyorlardı. Her an bir olay çıkmasından endişeliydiler ve korktukları şey Reyhanlı'da başlarına geldi. Ülkücülerle dolu bir salonda Edip Akbayram sahneye çıkınca kıyamet koptu. Uyardılar, dediler ki yani sahnede böyle lafına sözüne dikkat et, yani burada başımıza iş gelmesin çünkü ya acayip bir şey tırmanıyor. Sanki ona öyle demediler, uzun uzun anlat dediler yani kendi felsefeni, cır 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 konuştu. Bana da dedi ki sen benden sonra çık dedi, iyi dedim ben de. Bu konuştu şimdi orada gerilmiş tabii salon. Ben sahneye çıktım, böyle yerlere kadar uzun bir tuvaletim var, yıldızlı. Böyle yandan yırtmaç falan, ben çıktım işte şarkıya girdim. Fakat o arada sinemada müthiş bir gerilim, ellerinde sandalyeler, sahneye yürüyen insanlar burunlarından soluyorlar. Ben şarkıya girdim, şöyle oldu şarkı. Sevenlerin sağı solu belli olmaz, belli olmaz. Ama finalimi yaptım. Turne olaylı olsa da başarılı geçti ve Sezen Aksu'ya İstanbul'a dönüşünde gazinonun yolunu açtı. Minik Serçe, Bebek Belediye Gazinosu'nda ilk kez sahneye çıkacağı gece kuliste heyecandan titriyordu. Henüz 21 yaşındaydı ve büyük starların sahne aldığı gazinolarda hiç tanımadığı sazlarla hiç bilmediği bir seyirci önüne çıkmaya hazırlanıyordu. Teşekkür ederim. İzin verirseniz size birini tanıtmak istiyorum. Yeni bir ses. Bütün şarkıcılardan daha iyi bir şarkıcı. Şarkısını bitirdiği zaman onun adını bağıracaksınız. Arkadaşlar hata yaparsam bağışlayın, olur mu? Köprüler yaptırdım gelip geçmeye, çeşmeler yaptırdım suyun içime yakana, içime yakana. Kalbi karar ettim alıp kaçmaya, boşa pusaklanma pusak değil seni kara. Bir gazino repertuarı yaptılar bana. Şeyle çıkıyorum, yaşanmamış yıllarla çıkıyorum. Samanlıktan kaldıramadım, zühtüyle giriyorum. Bir de darbuka salığa şakkıda. Bir yandan diyorum ki Allah'ım inşallah böyle resim çekilmez. Babam görürse yakar beni, yakar beni diyorum. Bir de çok zayıfım, Cemil İpekçi'ye gönderdiler beni. Dediler ki bunu biraz uzat. Bir de biraz etli butlu görünsün. Cemil de bana böyle enine çizgili buradan aşağıya bol tuvaletler yaptı. Ay korkunç bir şey, bu kadar ayakkabılar. Şamar da bana dedi ki gözünü kapatıp çıkacaksın. İlk şarkı yaşanmamış, şurada bir tane set var. Şimdi gözümü kapatıyorum, dengeyi kaybediyorum. Ben beni kendi içimde gözüm acı bakıyorum. Bilmem arasam bulur muyum ya, korkunç biliyorum canım. O korkunç durum sonucu ilk gazino deneyimi bir fiyasko oldu. Ama Sezen Aksu sahnedeki ürkekliğini kısa bir süre içinde üstünden attı ve seyirciyle kaynaştı. Hep düşlediği alkışlar kulaklarında çınlıyordu işte. Başarmıştı. Sesi iyi de kıza tutulacak bir tip bulmak lazım. Buluruz patron, hele bir çıksın bakalım. Gurbetten gelmişim. Yorgunum. Sahnelerde Ajda Pekkan fırtınasının estiği yıllardı. Rakip gazino patronları Ajda ile rekabet edebilecek yeni bir ses arayışındalardı. Sezen Aksu'nun çalıştığı gazinonun sahibi de karşısında Ajda Pekkan gibi söyleyen bu genç kadını görünce heyecanlandı. Ajda Pekkan'ı mahvedeceğiz işte dedi. Onu dedi, sen çıktığın gün yok olacak dedi. Allah Allah diyorum ya, bu kadını niye mahvediyoruz anlamam mümkün değil ama. Yani kendine ait bir raconu var. Bu dostluk, bu inanç hep böyle kalacak. Yıllar geçse de değil mi? Sezen Aksu müzik kariyerinin o ilk yıllarında kulağında daha önceden yer etmiş seslerin etkisi altındaydı. Hiç tanımadığı bu yeni dünyada başka starlara özenerek kendine bir yol açmaya çalışıyordu. Ancak günün birinde bunun nafile bir çaba olduğunu anladı ve kendisine başkalarının kişiliklerini giydirmek isteyenlere isyan etti. Ne olur, kendim gibi olmak istiyorum. Müzik.
Sezen Aksu şöhreti 70'lerin sonlarında yakaladı. Yaşıtları henüz üniversiteyi bitirmeden o mesleğinde zirveye doğru tırmanıyordu. 1978 yılı bu tırmanışta bir dönüm noktası oldu. Ülke en çalkantılı dönemine girerken Sezen Aksu da hüzünle sevinci bir arada yaşayacağı bir kavşağa doğru yaklaşıyordu adım adım. Sezen Aksu 1978 yılında doktora yapan eşinin yanına Kanada'ya gitti. Eşi Kanada'ya yerleşmesini istiyordu. O ise bir gün bile müzikten kopmaya tahammül edemiyordu. Üniversite koridorlarında başlayıp kıtalar arası sürmüş evliliklerini ameliyat masasına yatırdılar. Aslında 4 yıldır evlilerdi ama bunun son 2-3 yılını ayrı yaşamışlardı. 2-3 yıldır insan gibi yaşayabildiğimiz bir tek günümüz yok. Tükettik birbirimizi. Yedik, bitirdik. Bir tek geceyi olsun olaysız yaşayabilmeliyiz. Mecburuz buna. Seninle çok mutlu oldum. Kısa bir sürede olsa çok mutlu oldum. O hesaplaşma ayrılık kararıyla sonuçlandı. Devrimcilik günlerinin ateşli aşığını uzak bir toprakta bırakıp döndü Sezen Aksu. Ve döner dönmez kaybolan yılları için bir ağıt yaktı. Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Getirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok. ...1978 Türkiye'sinde artık kelimeler anlamsızlaşmış, söz susmuştu. Sokaklarda silahlar ve bombalar konuşuyor, manşetler artık ölüm haberleri kusuyordu. Şimdi artık kelimeler yetersiz, sıkı yönetimin ilanı ile birlikte Türkiye kanlı bir finale doğru gözü kara bir koşuya başladı. 12 Eylül'e kadar geçecek 2 yıl içinde ülke binlerce oğul ve kız gömdü öfkenin mezarlarına. İhtilalde doğup adları özgür konmuş çocuklar kanlı bir oyunda tutsak düştüler. Yarınki kuşaklar için savaşanlar öldüler. Onların kaybolan yıllarının tohumundan bugünkü kuşaklar doğacak. Kaybolan Yıllar şarkısı Sezen Aksu'nun yıldızını bir daha hiç sönmemek üzere parlattı. Tek bir parça koca bir dönemin, bütün bir kuşağın hissiyatına tercüman olmuştu adeta. O 45'likle ilk altın plağını aldı Sezen Aksu. Hemen ardından Serçe adlı bir long play geldi. Şeytanın bacağını kırmıştı. Artık bir evi, bir televizyonu, telefonu ve yeni bir imajı vardı. Kulakları bir estetik operasyondan geçmiş, saçları yeni bir şekil almış ve 20'lik minik Serçe kadınsı bir havaya bürünüvermişti. Yeni lomplenin kapağı. Sana benzemiyor mu? Seyirci değişiklik istiyor. Hep aynı taşralı kız havasını sürdüremem ki. Taşralı kız havası mı? Sen de bilirsin. Seyirci hayran olduğu sanatçıyı hep değişik, güzel görmek ister. Sanatçının kendini yenilemesi gerek. O günden sonra gazino seyircisi sahnede son derece frapan giysiler içinde kadınsılaşmış bir Sezen Aksu buldu. Minik Serçe küçük gazinolardan müzik dünyasının Kâbesi sayılan Maxim'e terfi etmiş ve gösterişli kostümlerle göz doldurmaya başlamıştı. Oramda tüyler, buramda ziller.
korkunç bir şey yani. Yine çok yabancı hissediyorum ama adet böyledir. Giymek lazım diye düşünüyorum. Çünkü bütün yani Alaturk gazino sistemi hakim ve öyle giyiniyorlar. Yani müthiş bir şakırtı şıkırtı ve şey var sahnede. Şaşa var. Sonra ben bir süre çaktım ki yani insanlar hakikaten ikna oluyorlar o işi yapanlar da orada böyle acayip bir saltanat olduğuna. Yani çok son derece çocuksu bir kadının üstünde okuluklar olur mu canım? Rezalet. Yatağımla beraber 40 kilo. Yani özenti üstümde bakıyor annesinin elbiselerini giymiş gibi. ...1980'ler kapıyı çaldığında yeni bir aşka tutuldu Sezen Aksu. Bu kez çıka gelen özgürlüğüne düşkün, yakışıklı bir adamdı. Sevgilin yok mu? Vardı. Müzik işine karşı çıktı, evin kadın olmalıymışım. Oysa o evinin kadını olmak değil, şarkı söylemek istiyordu. Şarkılarına itirazı olmayan adam bir gün beklenen mesajla kapısına dayandı. Gazeteler üçüncü kez evlendiğinde Sezen Aksu'nun 5 aylık hamile olduğunu yazıyorlardı. Mithat Can 1981 yılında doğdu ve minik serçeye uğur getirdi. Türkiye 12 Eylül'le birlikte tarihinin hüzünlü bir sayfasını açıp kaybolan yıllarının ardından gözyaşı dökerken Sezen Aksu bu kez ağlamak güzeldir diye çıkıyordu hayranlarının karşısına. 80'ler Türkiye'nin acılı yılları olacak ve Sezen Aksu o acılara şarkılarıyla tercümanlık yapacaktı. ...1980'lerde İzmirli minik serçe yeniledi kendini. Birbirinden güzel ve duygusal bestelerle bir anda müzik piyasasını allak bullak ediverdi. En güzel aşk şarkılarını bu dönem söyleyecek ve o büyülü sesi bir kuşağın kulaklarında yer edecekti. Sonra yeni bir kuşak yine Sezen Aksu ile birlikte eski melankoliye veda edecek ve yaşasın kötülük diye bağıracaktı. 10 yıl içinde hüzünlü sevdalardan bandıra bandıra yenilen aşklara doğru nasıl savrulduğumuzun öyküsünü Minik Serçe'nin ikinci bölümünde ekranlarınıza getireceğiz. Sezen Aksu bizim bilinçaltımız. Son çeyrek asır boyunca çoğumuz duygularımızı ona emanet ettik. O gönlümüzden geçenleri sezdi, müziğin diline tercüme etti ve bize iade etti. 60'ların bitmesiyle birlikte yalnızca Türkiye için değil, Sezen Aksu için de güzel bir dönem kapandı. O ele avuca sığmayan gencecik liseli kız, henüz ergen olmadan kendisini ani bir evliliğin içinde buluverdi. Dönemin Genelkurmay Başkanı'nın deyişiyle sosyal uyanış, ekonomik büyümenin önüne geçmişti. O uyanışı durdurdular 70'lerin başında. Değişim umudu da kalmayınca seyirciler içe kapandılar, düşlerini gömüp melankoliye döndüler. Olmazsa bir kere gel, aşkımızın mezarına. Yaşanmamış genç yıllardı 1970'ler. Bir çelik sertliği yoğuruyordu üniversiteleri, caddeleri. Eylem sınıflardan sokaklara taşmak üzereydi. Ve Sezen Aksu, Parkalı Üniversite'ye aşk şarkılarıyla geldi. Yarınlar çok aydınlık gelecekler. Yarınki kuşaklar bilmem de. Ben o arada bir... ya Engin Bey, bizim kuşak da... o da diyordu bana. Ya biz ne olacağız, sevap mı olacağız? Ben niye yarınkiler için çalışıyorum yani? Şurada güzel güzel aşk maşk falan da var. Hiçbirimizin haberi olmayacak mı bunlar? Bir ağaç mı dikeceğiz? Sonunda Sezen, Sezen'i Sezen yapan kararı verdi. Yerinde duramayan deli dolu çocuksu kişiliğini devreye soktu. Korkularını yendi. Evini kapattı, okulunu
okulu bıraktı, ailesiyle vedalaştı. Ve bütün gemilerini yakıp yepyeni bir yaşam için yola koyuldu. Ayrılırken İzmir'e dönüp dedi ki, bir gün dönüp geleceğim ve hepiniz imzalı bir fotoğrafım için peşimden koşacaksınız. Çok büyüksün İstanbul, biliyor musun? Kim bilir kimleri yutar. Ama beni yutamayacaksın. Çünkü bir gün o kadar büyüyeceğim ki, hatta bir gün gelecek bana İbo diyemeyeceksin. İbrahim Bey diye sesleneceksin. İstanbul, sana sesleniyorum. Artık aramızda bir fark yok. Sen de büyüksün, ben de. O 1970'lerde bir dönemin yaşanmamış kayıp yıllarına ağıt yakan sesti. 80'lerde kırık dökük, buruk sevdaların sözcüsü oldu. Ve 90'larda hadi bakalım deyip hayranlarının elinden tutarak onları ikiyüzlü toplumsal ahlaka karşı direnişe çağırdı. Dünün mahcup aşıkları yüreklerini bağıra çağıra açan sevdalılara dönüştüler bir anda. Sonra Sezen Aksu fethettiği bu kalenin ganimetini yeni gelenlere bırakıp bambaşka kaleleri fethe çıktı. Melankolinin dar sokaklarından yeni bir müziğin geniş caddelerine açıldı. Peki İzmirli Fatma Sezen Yıldırım, kendi deyimiyle yatağıyla tartıldığında 40 kilo gelen o hüzünlü zayıf kız, nasıl olup da günümüzün en cesur aşk şarkılarını söyleyen yürekli bir ilahi haline geldi? Bu belgesel işte onu anlatır. And that's for me, ha, and that's for me. I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from clear. Sezen Aksu hayranları 1980'lerde bambaşka bir minik serçe buldular karşılarında. Gazinolara veda etmişti. O dünyanın küçük ayak oyunlarında rol almak istemiyordu artık. İzmir'den İstanbul'a geldiği zaman şaşkına dönen o küçük kadının artık olgunlaştığını ve güçlendiğini açıkladı. Bundan böyle yeteneğini farklı alanlarda konuşturacaktı. Önce beyaz perde deneyimi geldi. Seyirci burada minik serçenin oyunculuk yeteneğiyle tanıştı. Hemen ardından da müzikaller yağmaya başladı. Gel yavrum, sana başrol çıktı, gel bura. Ye. O zaman don. 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 O zaman müzik. İçkili gazinoların yerini müzikallerin aldığı o yıllarda Sezen Aksu birbirinden ilginç şovlarla seyircinin karşısına çıktı ve oyunculuğunu konuşturdu. Sahnede hem skeçlerde oynuyor hem de şarkı söylüyordu. Aldığı bütün parayı müzikallerinin daha kaliteli olabilmesi için harcıyor, gösterişli dekorlar, büyük orkestralarla seyirciye en iyisini vermeye çabalıyordu. Arkasında dönemin yıldız isimlerinden kurulu çok güçlü bir ekip oluşmaya başlamıştı. Yıllarca sürecek bir işbirliğinin ilk temelleri de o günlerde atılıyordu. Masar, Fuat Özkan, Onno, Atilla, Cezmi, Beco. Ay,
heyecanlanıyorum aklıma gelince. Kal geldi. Her şey ona oluyor. Hızla. Böyle çok masum duyguları olan ve o heyecanları, coşkuları çok masum bir şekilde paylaşan insanlardık. O yüzden de çok hoş izler bırakan, çok verimli bir yolculuktu hepimiz için. Sonra hepimiz başka bir yöne savrulduk yani ama temeldeki o derin bağlılık kaldığı yerden her karşılaşmada devam ediyor. Hatalarından birisi, senin büyük günahların bedelisi, senin için harcanan zamana yazık, senin güzel duyguların kafirisi, senin güzel duyguların. Sezen Aksu hatalarından birini daha 1983 yılında terk etti. Her flörtü bir evliliğe dönüştürdüğü hayatında bir ilişkiye daha veda ediyordu. Her ayrılık ona yeni ilhamlar, yeni sözler, yeni besteler veriyor ve o besteler toplumda yankı buluyordu. Çünkü o dönem toplumda eski hatalarını tamir ediyor, eski yaralarını sarıyordu. Üniversitedeki heyecanın üzerinden tanklar geçmişti. Şimdi tankların tozu kalktıktan sonra altından ezik insan silüetleri çıkıyordu. Ne herle, ümitlerle mutlu olmaktı dileğimiz. Suçlu ne sensin, ne de benim. Şimdi sensizim, sen de bensiz. Bir an gelip de küllenim. Oysa neler düşledikti üniversite yıllarında. Ne büyük laflar. Nasıl adayacaktık kendimizi halkımıza? Kendimizi kendimize adamada karar kıldık sonuçta. Yüksek okullar 4, bilemedin 6 yılda biter kızım. Ben hala devrimcilik oynayamam. Bizim yaşımızdakiler çok daha soğuk bakmak mecburiyetindeler meselelere. Düşüneceğiz, etrafımızı sarıverecek bir boşluk ya. Yeşilçam'da artık 1970'lerin kaybolan yıllar kuşağının 1980'lerdeki bozgununu anlatan filmler vardı. 12 Eylül'de siyasal faaliyet askıya alınınca örgütlerinden kopan insanlar yalnız kalmışlar ve iç dünyalarına çekilmişlerdi. Eski eylemleri hatırlatan simgeler yeni Türkiye'de tuhaf bir dekora dönüşmüştü. Eskinin eylemcileri ise geçmişin ihmal edilmiş bir alanında, özel yaşamlarında ertelenmiş bir hesaplaşmaya giriştiler. Kişisel tarihlerimiz sosyalist hareketin tarihine benzemeye başladı. Onun tarihi de bir hayal kırıklıkları müzesi gibi. Ve hayal kırıklığına uğrayabilirim hissi kadar insanın elini kolunu bağlayan, onu yaşamaktan alıkoyan bu derece güçlü başka bir şey yok. Daha önce insanları bir arada tutan gelecek umudu ve değişim inancı çökmüştü. Marşlar susmuş, kitaplar yakılmış, herkes kendi başına kalmıştı. Kolektif heyecanların tahtında kişisel hissiyatlar vardı artık. Şimdi yenilginin muhasebesi yapılırken gemlenmiş içgüdüler de serbest bırakılacak ve sancılı ilişkiler ameliyat masasına yatırılacaktı. Devrim gündemden düşünce tutunamayanlar aşka sarıldılar. Hasret oldu, ayrılık oldu, hüzünlere bölündü saatler. Gönlüm akla iki damla yaş, ayrılıkta sevgiyle beraber. Sezen Aksu'nun aşk şarkıları işte tam bu dönemde imdada yetişti. Dünün aşk filmi yıldızları gitmiş, onların tahtına aşkın şarkısını söyleyen, hem de aşkı hüzne bulayarak söyleyen Sezen Aksu oturmuştu. Yıllar yılı derine gömdükleri yaralarını yeni yeni keşfedenler, o söyledikçe işte bunlar bizim şarkılarımız dediler.
Minik serçe yine olacakları önceden sezmiş ve erken yol almıştı. Bir şarkı yazdım yani, birileri erken yol alır diye. Yani belki böyle bir şey var, hızlı yol aldım. Bir de yani hayatın sunduğu olanaklar da belki bunu kolaylaştırdı. Yani çok kısa zamanda, çok yani acayip bir yaşam malzemesi var yani. Bundan etkilenmemek mümkün değil ki. Öylesine bıktım ki bu hayatta. Nasıl yorgunum bir bilsen. Kimi zaman ben de yaşamaktan yorulduğumu düşünüyorum. Çok yalnızlık çekiyorsun değil mi? Evet. Ben de. Biliyorum. Sığınacak bir yer arıyorum. Lanet olsun. Öylesine çaresizim ki. Ağlama ne olursun. İyi ama kendimi tutamıyorum ki. Herkesin kendisini ve ilişkilerini yeniden sorguladığı o dönem, Sezen Aksu'nun hayatında da yeni birisi vardı. Onunla Tunç'la hem müzik yaşamında hem de özel yaşamında verimli bir birlikteliğe başladı Sezen Aksu. Sen Ağlama, yıllar sürecek bu işbirliğinin ilk meyvasıydı. Sezen Aksu'nun hayatımda bir dönüm noktası diye tanımladığı Onno Tunç, daha tanıştıkları gün Minik Serçe'ye şarkı öyle söylenmez diyecek, onu ve müziğini neredeyse baştan yaratacaktı. Ben şarkıcılığı falan bırakmayı düşündüm yani, bu ne biçim şarkı söylemekince nasıl yani? Böyle dedi, geniş geniş vibratolar dedi yapıyorsun dedi, tıdıt dedi bıdıt dedi. Ondan sonra da 6 sene hocalık yaptı bana çok ciddi olarak. Çok ümitsizliğe kapıldığım günler oldu. Mesela shake diye bir şey vardır, bir teknik vardır. Allah, Türk müziği eğitimden geliyorum. Yani yapamıyorum. Bir gece sabah kalktı, 16 saattir bağırıyormuşum ben. O shake denilen tekniği yapabilmek için. Dedi ki ya bu kadar da olmaz dedi, biraz dedi yani zamana bırak işi. Onu yani çok ciddi bir dönemeçtir hayatımda. Bu eğitim yıllarca sürdü. Süre uzadıkça Sezen Aksu istenen sese ulaşma konusunda zaman zaman ümitsizliğe kapılıp vazgeçme noktasına geldi. O kadar ki evde ayna karşısında saatlerce sesini ararken gerildiği için sahnede zorlandığı dönemler oldu. Hatta gazetelerde Sezen sesini kaybediyor haberleri çıktı. Ama sonunda bir gün ansızın beklenen o ses çıkıp geliverdi. Bir akşam benim eski asistanım Süheyla, onunla ben Büyükdere'deki evde oturuyoruz. Bir Türk müziği şarkısıydı üstelik. Fakat çok başka bir stilde. Ağzımdan çıkan ses bana da çok yeni. Ya, kendi sesine etkilenir mi insan? Kendi sesimden çıkıyorum da kendi kendime oldu. Onunla duygularını çok belli eden bir insan değildi. Gözleri doldu. Süheyla direkt ağlamaya başladı. Ha işte dedi, bak kendi sesin çıktı şimdi dedi bana. İşte bu ses şimdi Minik Serçe'nin yeteneklerini konuşturacaktı. Sezen Aksu Onlu Tunç ikilisi o günden sonra 10 yıl boyunca dillerden düşmeyecek daha nice aşk şarkısına birlikte imza attılar. Zorunlu bir ayrılığa kadar. Sezen Aksu 1980'lerin başında Onno Tunç'un desteğiyle eğitti kendini. Ve bir aşamada gerçek sesini buldu.
O günden sonra Onno Tunç, Sezen Aksu ikilisi yıllar yılı kulaklardan silinmeyecek bestelere imza atmaya başladılar birbiri peşi sıra. Şimdi neşe ile hüznün ustaca yoğrulduğu şarkılarla dolu bir olgunlaşma dönemi başlıyordu. Bu verimli birlikteliğin ilk ürünü 1984'te çıkan Sen Ağlama albümü oldu. 10 yıllık bir emeğin birikimiyle söylenmiş nefis aşk şarkılarıyla dolu bu albüm Sezen Aksu müziğinde bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Alışırım zannettim yokluğundan acılanmam. Vazgeçmek zor senin o büyülü tuhaf sıcağından. Dön demeye utanırım zavallı korkularımla. Arkasına saklandım gururumdan. Sen Ağlama albümündeki hemen hemen bütün şarkılar dinleyiciden büyük ilgi gördü ve bir daha silinmemek üzere hafızalara yerleşti. Çoğu Sezen Aksu imzasını taşıyan sözlerle çoğu Onno Tunç imzasını taşıyan besteler birleşince ortaya nefis ürünler çıkmaya başlamıştı. Ancak bu şarkıları kamuoyu beğendiyse de TRT beğenmedi. Albümün en sevilen şarkıları Sen Ağlama, Bu Gece, Tükeneceğiz, Geri Dön birer ikişer TRT denetiminden geri döndüler. TRT şarkıları arabesk bulmuştu. Arabeskse arabesk yani. Bulaşmadı mı hepimize? Yani ne var? İşte kaldı bugünlere. Ne demek böyle sansür? Gırtlağını öyle kullanma, hafif müzik üslubunda değil. O şeyini, o enstrümanı böyle kullanma Alaturka yahu. Bütün bu kültürlerin karıştığı olağanüstü bir hazinenin sahibi mirasçılarıyız biz. Kendiliğinden bir mozaik. Yani Batı'nın, Doğu'nun, işte Rum müziğinin, Ermeni müziğinin, Safarat müziğinin, Alaturka'nın, halk müziğinin, Alevi kültürünün, ilahilerin hepsinin harmanlandığı böyle bir toprakta doğacağım, büyüyeceğim. Şimdi aralarından benim şu üslupta söylememle TRT Denetim Kurulu öyle uygun görüyor diye ben şimdi bu üslupta söyleyeyim. Tut gırtlağını yavrum, orada noname böyle şey olur mu? Git. Git, gitme, dur ne olursun, gitme. Oysa arabesk ile Sezen Aksu müziği arasında önemli bir fark vardı. Arabesk, büyük kentte yaşanan ilişkileri anlatıyordu. Sezen Aksu ise yaşanamayanları. Modern hayatın yeni kadınları, anneleri gibi pembe panjurlu ev hayalleri kurmuyor, artık televizyondaki filmlerde gördükleri türden fırtınalı aşklar yaşamak istiyorlardı. Ancak hayatlarında ne öyle arkasından gitme kal diyebilecekleri ateşli aşıklar vardı, ne böyle fırtınalı ilişkiler, ne de bunları yaşayabilecek cesaret. Sezen Aksu o ilişkileri onların yerine hem yaşıyor hem anlatıyordu. Aramızda yaşanacak yarım kalan bir şeyler var. Gitme dur daha şimdiden, deliler gibi özledim. Bu sözleri dinleyen kadınlar, işte biz de bunları söylemek istiyoruz diye koroya katılıyorlardı. Aynı sözler erkeklerin de hayallerindeki kadından duymak istedikleri sözlerdi. Kadınlar ve erkekler yıllar önce beyaz perdeyle kurdukları ilişkinin bir benzerini Sezen Aksu ile yaşamaya başladılar. Sezen Aksu söyledikçe söylemiş, işitmiş, yaşamış gibi oldular. Ve onları söyleyen kadına biraz daha tutuldular. Sadece içimden gelenleri söyledim. Yani doğal olarak ne biriktiyse onlar. Zaten içimden gelmeden yaptığım şarkıların hiçbiri kimseye deyip dokunmadı. Yani düşünerek yaptığım şarkılar da var arada. Şahane ve çok önemli. Ve beni daha da yüceltici olsun diye. Şu kadar değmedi. Yani
Bu içtenlik meselesi meğer ne kadar önemliymiş ya. Asla hiçbir şeyi yemiyor hiç kimse. Yani istediğin kadar bütün artistliğini, zekanı devreye sok. Eğer samimi değilsen tamamen devrelerini kapatıyorlar. Acı düştü peşime. Ah kavaklar ardımdan sık çalar. 1980'li yıllar boyunca Sezen Aksu'nun sesi kasetlerle dalga dalga bütün ülkeye yayıldı. Bu süreç içinde sesiyle birlikte kendisi de olgunlaşıyor, gerçek müziğini arıyor, özgün tavrını oturtuyordu. Bu müzikal arayış 1988 yılında onu Kavaklar'a kadar getirdi. Kavaklar'da Sezen Aksu 1990'ların ortalarında sergileyeceği yeni bir tarzın ilk işaretini veriyordu. Asıl çıkış ise 1989 albümü Sezen Aksu Söylüyor'la geldi. Minik Serçe'nin 10. albümü 1,5 milyonu aşan bir satış rakamına ulaştı. Artık bir hayranlar ordusu ve yeni bir görüntüsü vardı. Ben binlerce kişilik peşine düştüm. Esrarengiz kadın olmaktan ağırbaşlı, oturaklı müzik profesörüne kadar. Onların hiçbiri yani sayıcı değil ki. Ha bir özeniyorsun işte, işte kendini izlemeye başlayınca fark ediyor insan. Aslında ne kadar başkalarına göre davrandığını. Yani kendine göre oluncaya kadar gerçekten kendi haz duyduğu, kendi önem verdiği, kendi fikri olan, kendi önerisi olan şeyleri fark edinceye kadar şabalak şabalak geçiyor seneler yani. Ağlama bu yandan şarkı. Sezen Aksu'nun 1989 albümünde bütün o buğulu hüzün şarkılarının yanında bir de cıvıl cıvıl bir onlu tunç bestesi vardı. Ada Vapuru yine o eski Türk filmlerinin hafızalara nakş olmuş neşeli sahnelerinin coşkusunu ve izini taşıyordu. Hüzünlü sevda şarkılarının sesi 90'lar kapıyı çalarken Şinanay'la gülümsüyor, gülümsedikçe yenileniyordu. Hadi gülümse, bulutlar gitsin. İşçiler iyi çalışsın, gülümse. Yoksa ben nasıl yenilenirim? Belki şehre bir film gelir. Bir güzel orman olur yazılarda. İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse. Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı çok. Çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkasını alıyor musun? Tut ki karnım acıktı, anneme küstü. Tüm şehir bana küstü. Bir kediğim bile yok, anlıyor musun? İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse. Gülümse, hadi gülümse. Bulutlar gitsin. Yoksa ben nasıl yenileneceğim? Hadi gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur yazılarda. İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse. Sezen Aksu sürgünde bir Kürt şairi olan Kemal Burkay'ın bir şiirinden bestelediği Gülümse ile 90'lı yıllara merhaba dedi. Önemli şairlerin en güzel şiirlerini bestelerken eski büyük laflar etme iddiasını da terk etmiş, sade, yalın bir dile doğru yönelmişti. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm, tüm şehir bana küstü. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Hadi gülümse. Belki
şehre bir film gelir. Ben aslında en basit ve hafif şarkıları yeni yazmaya başladım. Hala bir takım endişeler yönlendiriyor beni, hissediyorum. Mesela yeteri kadar saf olmadığını, duru olmadığını, arı olmadığını hissediyorum. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Bana ne aman, ben anlamam. Pek hesaplı, ince iş. Gülümse albümü 2 milyona yaklaşan bir satış rakamıyla büyük bir başarı gösterdi. Ancak bu başarıdaki asıl önemli etken albümün açılış parçasıydı. 80'lerdeki hayata bakışı ele veren bu parça o dönem herkesin diline yerleşecekti. Hadi bakalım da Sezen Aksu, başarıyı en büyük değer sayan hırslı bir kuşağın acımasız yarışına alayla bakıyor ve iktidar mücadelesinde birbirini paralayanlara neşeli bir ağıt yakıyordu. ANAP döneminin dışa açılma, büyük düşünme, kolayından iş bitirme zihniyetiyle yetişen 80'ler kuşağı, abilerinin yılgınlığını çoktan üzerlerinden atmışlardı. Okuduğu kitapla, gördüğü filmle, yaptığı eylemle övünenler gitmiş, bağladığı işle, aldığı bursla, oynadığı hisse senediyle övünenler gelmişti. Toplumun değişmesinden umudu kesenler, kendilerini değiştirmeye karar verdiler ve önce fikirlerini değiştirdiler. ANAP'ın reklam kampanyasında eski solcular görev aldı ve Sezen Aksu'nun bu yeni zihniyetle alay etmek için yazdığı şarkı o yeni zihniyetin seçim şarkısı oldu. Böylece Hadi Bakalım hem 90'lı yılların açılışını yaptı hem de Türkiye'de pop patlamasının işaretini çaktı. Sadece müzikte değil, yaşamın her alanında bir pop salgını yaşanıyordu. Bu salgın yiyecekten giyim kuşama, sanattan dekorasyona kadar her yere damgasını vurmuş, yeni bir yaşam tarzı olarak ortaya çıkmaya başlamıştı. Pop çağı kapıyı çalıyordu. Sezen Aksu yaklaşan fırtınayı çoktan sezmişti. Şimdi bu kulvarı arkasından gelen gençlere teslim edip kendisi yeni bir kulvarda bambaşka seslere doğru yelken açacaktı. Giderken artık Onno Tunç yoktu hayatında. Ona bu şarkıyla veda etti. Hayatındaki her kişi senin mitolojini oluşturuyor. Önce tanrılaştırıp tapıyorsun. Sonra da inkar ediyorsun. Sezen Aksu Onno Tunç beraberliğinden geriye ortaklaşa yazılmış yüzlerce dize, binlerce nota kaldı. Bazı şeylerin gerçekten tarifi yok. Yani iki insanın farkında olmadan buluştuğu ortak duygu, ortak noktadan dışarıya nota, ses, söz olarak dökülen şeyin formülünü bulup da tarif etmek, anlatmak mümkün değil. Ama ben her şeyin temelinde aşk ve tutku olduğuna inanıyorum. Yani o zaman başka bir şey oluyor. Bizim aramızda da öyle bir şey vardı. Çok derin, çok duyarlı ve aynı zamanda çok şiddetli bir ilişki. Habire döverdim ben onu. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimle. Gidiyorum kokun hala üzerimde.
Artık bu ilişki sadece müzik alanında sürecekti. Ve Sezen Aksu şimdi bütün birikimiyle doğudan yükselen ışığın peşine düşecekti. Gidiyorum. Türkiye 1990'ların başında özel televizyon ve özel radyolarla tanıştı. Dünyada duvarlar yıkılırken Türkiye'de de TRT tekeli yıkılmış ve bir anda onlarca televizyon, yüzlerce radyo istasyonu dalga dalga yayılarak hayatın içine sızıvermişti. Kısa zamanda oluşan bu dev pazar şimdi doyurulmayı bekliyordu. 24 saat yayın yapan bu istasyonları doyuracak yem pop müzik oldu. Versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Bir anda piyasa daha önce adı sanı duyulmamış onlarca genç şarkıcının hepsi de birbirine benzeyen yüzlerce şarkısıyla tanıştı. Kum kapanı adeta şarkıcı üreten bir fabrikaya dönüşmüştü. Her gün ortaya yeni bir ses çıkıyor, kimine bir isim, kimine bir imaj uyduruluyor, hızla bir klip çekilip piyasaya sürülüyordu. Aynı ritim üzerine söylenmiş tekerlemelerden ibaret olan şarkılar birkaç gün moda oluyor, sonra sabun köpüğü gibi sönüp yerlerini bir yenisine bırakıyordu. Son dönemde yayılan kullan at kültürü nasıl kağıt peçeteler, naylon poşetler, depozitosuz şişeler üretmişse şimdi de gündelik medya starları ve mırıldanılıp unutulacak pop şarkıları sürüyordu piyasaya. Özel televizyonlara olduğu gibi bu pop salgınına da Turgut Özal sahip çıktı. Ve Özal'a yakın çevreler bu patlamayı devrim olarak nitelediler. Yeni popçuların yarattığı yenilenme görüntüsü siyasette de yaşanıyordu. Siyasi arenada da fikirleri birbirinden pek ayırt edilemeyen yeni liderler boy gösterir oldular. Siyasette de fikrin yerini imaj almış, partiler pop müzik besteleri gibi birbirine benzemiş, liderler blue jean giyenler ve giymeyenler diye sınıflandırılmaya başlanmıştı. Pop çağı ülke yönetimine de damgasını vuruyordu. Eski partilerin o güne dek türküler ve marşlar söylemeye alışmış tabanları bu değişimi hiç yadırgamadılar. Pop müzik hızla değişen yaşam içinde modern bir kimlik arayan kitlelere uyum için eşi bulunmaz bir ortak dil sundu. Böylece pop müzik, kentin kenar mahallelerini merkeze bağlayan bir ortak ritim oldu. Dünün türkücüleri, arabeskçileri, tavernacıları makyaj yenileyip popa döndüler. Uç partilerin engellenip bütün partilerin merkezde toplandığı bir çağda, bütün müziklerde farklılıklarından arınıp pop çizgisinde erimeye başladı. Elit çevrelerde eskiden küçümsenen Türkçe pop, böylece utanılmadan dinlenilebilen bir çizgiye geldi. Artık radyolarda, diskolarda, mitinglerde çalınıyor, milyonluk kaset satışlarıyla ortalığı dalgalandırıyordu. Bir sabah baktım ne göreyim, bizim sokakta şenlik var. Büyükler köz köz otururken alan oluvermiş çocuklar. Patlamaz olmuş tüfekler. Alanın eski sahipleri bu gelişme karşısına başta şaşkına döndüler. Kapılacaklar ya kaybolacaklardı. Kimi kapıldı, kimi bu keşmekeşte kaybolup gitti. Müsaadenizle çocuklar, sıra bana geldi çocuklar, iş başa düştü çocuklar. Sezen Aksu ise kendisine bambaşka bir yol çizdi. Sizlere yeni yılda yepyeni pırıl pırıl gencecik altın gibi sesler hediye etmem en uygunu.
Şimdi sizleri teker teker tanıştıracağım. Piyasanın alt üst olduğu bir dönemde Sezen yeni popçuların elinden tutarak bir okula dönüşmeyi tercih etti. Artık müzik dünyasında Sezen Aksu'nun talebeleri vardı. Kısa süre içinde sahnede Sezen Aksu ekolünden yetişmiş yepyeni yetenekler boy gösterir oldu. Bundan böyle beyninde uçuşan notaları, sözleri onlarla paylaşacak, bir beste fabrikatörü olarak en olmadık yerlerde çıka gelen ilhamını yine en olmadık yöntemlerle onlara aktaracaktı. Yani yolda motorun arkasındaydım. Sertab'ın şarkılarından bir tanesi geldi aklıma. Ne yapayım, kaydedecek yer yok. Sertab'ın evine telefon açtım, telesekreter kaydettim. Sertab eve gelmiş, bakmış ki şeyi. Sen yeter ki sev kulun olayım, day da day da day, işte onu kaydettim. Sen yeter ki sev kulum olayım, bir dile bin yıl köle olayım, boynuna koynuna dolanayım mahşere kadar. Sen yeter ki sev... Yani beni insanlara hiç durmadan şarkıda ikram eden bir iyilik meleği gibi sunmaya çalışıyorlar ama temel olarak ben sevdiğim işi yapıyorum. Yani ilk önce kendi içimden gelen şeyi yapıyorum yine. Ama bu arada birilerinin önünü kesmek, yolunu kesmek bir çözüm değil ki. Yani burada zeka bunun için lazımdır insana ya da akıl bunun için lazımdır. Yani sonsuza kadar kendini tek kılmak mümkün olamayacağına göre. Sezen Aksu böylece lirik sevda şarkılarını piyasanın yenilerine emanet etti. Kendisi şimdi yeni sözler ve yeni melodilerle yepyeni şarkılar söyleyecekti. Pop çağının yeni gençleri 1990'ların başında piyasaya çıktıklarında ne eğitim, ne birikim, ne deneyim sahibiydiler. Ama bunu pek dert etmediler. Birikimin pek önemi kalmamıştı çünkü. İsteyip de değiştiremedikleri şeyler karşısında düne kadar melankoliye sığınanlar artık serbestliğe ve boş vermişliğe kaçmaya başlamışlardı. 90'ların kültürel iklimi isteyenin kendi adasında serbestçe yaşamasını öngörüyordu. Yeniler bu rahatlığın şarkılarını söylediler. Tek tip bir müzik piyasayı kaplayıverdi. O serbestliğinin kapısını ilk aralayan minik serçe ise pop rüzgarlarının her tarafta esmeye başlaması üzerine bu alanı kendi elleriyle yetiştirdiği evlatlarının eline bıraktı. Kendisi yeni Türkiye'nin sesinin peşine düştü. Sezen Aksu deyince 1970'lerin sonlarında buğulu aşk şarkıları söyleyen o İzmirli zayıf kızı anımsayanlar 90'ların başında namusa meydan okuyan bu şuh kadını görünce gözlerine inanamadılar. Oysa henüz fark edemedikleri bir gelişme kapıya dayanmıştı. Melankolinin çağı kapanıyor, serbestinin çağı yaklaşıyordu. Ve değişimin yönünü ilk sezen yine Sezen Aksu oldu. İşe toplumun iki yüzlü namus anlayışıyla dalga geçerek başladı Sezen Aksu. Sonra da cesaret dozajını her geçen gün artırdı. Çünkü ana babaları gibi cinsellikten söz etmekten korkmayan,
birbiriyle eşit ve modern ilişkiler kurmak isteyen, eski cinsel tabulara pek kulak asmayan bir kuşak geliyordu. Bedeli ağır bir isyan yerine ölçülü bir uçukluğu benimsemişlerdi. Özel televizyonların deldiği yasaklarla toplumsal değerler de değişmeye başlamıştı. Büyük kentin duvarlarında artık öfkenin değil, sevdanın sloganları vardı. Ve Sezen Aksu bu cinsel kıpırdanışında sözcülüğünü üstlendi. Anasının kuzusu, ciğerimin köşesi, kız bu neyin cakası, kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Oynama şıkıdım şıkıdım. Sezen Aksu imzasını taşıyan bu sözler baştan ayağa cinsellik yüklü bir yorumcunun elinde tam bir cilveleşmeye dönüşmüştü. 3-5 yıl önce söylense poşete girecek sözler dillerde gezmeye başladı. Ya bunu ben mi icat ettim? Kimse söylemiyor muydu? Herkes söyleyip duruyordu ama o çifte standart, cumbalı ahlak, yorgan altı durumu. Yani herkes başka türlü gösteriyor kendini. Siz sanki bir de yani mesela çok komime gidiyor. Öğretmenmişim gibi benden beklentiler, bir misyonum varmış. İnsanları ya eğitim ayrı bir uzmanlık alanıdır. Eğitimciler yapsınlar, beni de eğitsinler rica ediyorum. Yani hangi nedenle benden kusursuz ve hatasız olmam bekleniyor bazen hiç anlamıyorum yani. Gençlere habire iyi şeyler anlatmak mecburiyetindeymiş şimdi. Aklımdan kötü şeyler gitince ne yapacak? Yalan mı söyleyeyim yani? Fenalık geliyor içime. Söylemeyeyim, söylemiyorum diyorum. Çatlayacağım en sonunda. Orijinal parçalar. Mandıra mandıra ye beni hiç doyamazsın tadıma. Bütün numaralar bende sende var benim farkıma. Kalmasın aklım başka yerde ne işim var başka yerde. Mandıra mandıra ye beni hiç doyamazsın tadıma. Mandıra mandıra ye beni hiç doyamazsın tadıma. Bütün numaralar bende sende var benim farkıma. Kalmasın aklım başka yerde ne işim var başka yerde. Mandıra mandıra ye beni hiç doyamazsın tadıma. Mandıra mandıra ye beni hiç doyamazsın. Tabii pop'un yeni starları açılan bu serbestlik kapısından hızla içeri daldılar. Sev beni yakarışlarının yerini bandıra bandıra ye beni çağrıları aldı. Bakışma çağı çoktan kapanmış, düne kadar erkeklerle çıkmaktan bahseden kızlar şimdi yatmaktan söz eder olmuşlardı. Ne yapacağız şimdi? Yatacağız şimdi. Gidip de banka soracak değiliz ya. Hey seni yerler yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü. Sezen Aksu sonunda bu tarzı iyice tırmandırıp sözünü daha doğrudan söylemeye, kalkanları her bestede biraz daha yıkmaya başladı. Muhafazakar tepkilere inat, uçuk şarkılarda cilveleşmeyi sürdürdü. Ya ileride zannediyorum ki daha da çok bu kalkanları, şeyleri falan kaldıracağım. Daha da risk alabilir cesaretim olacak, öyle zannediyorum. Yani asıl çıkıntı dönemim bundan sonra başlayabilir ve kendimi kontrol etmeye çalışıyorum. Çünkü zor tutuyorum kendimi her şeyi söylemek için. Sigaramı sardım karşı sahile, yaktım ucunda acıları. Sezen Aksu dinleyicilerine daha cesur şarkılar vaat ederken asıl riskli adımı 2 yıl arayla çıkardığı 2 albümle attı. Eski lirik tarzını ve yeni uçukluklarını genç talebelerine plase ederken kendisi yepyeni bir tarzın peşine düşmüştü. 1993'te çıkardığı Deli Kızın Türküsü adlı albümde kendisine Ege'den miras kalan bir kültürün ürünlerini sergilemeye başladı. Sözde ve müzikte kalite çıtasını birkaç basamak yukarıya çıkarmıştı. Gerçi albüm öbür popüler çalışmalarına göre daha az sattı ama o artık tiraj peşinde değildi. Sektöre bir sürü beste üretiyorum. O tirajı benim prodüksiyon yaptığım çocuklar yakalıyorlar zaten. Ben de artık 23 sene sonra böyle bir konforum olsun istiyorum. Çünkü neticede bu yeni söylediğim, yeni bir yola girdiğim gibi görünen şarkılar bu ülkenin şarkıları. İcat çıkarmıyorum.
Yani temel... herkes aslında kendi dilini arıyor. Ama ben kamuoyu yönünde olduğum için kendi dilimi aradığım çok net bir şekilde belli oluyor. Aslında aradığı Türkiye'nin sesiydi. Anadolu toprakları üzerine ayak basmış kaç uygarlık varsa tümünün mirasını çağdaş bir yorumla sentezlemek ve o hep sözü edilen mozaiğe ulaşmaktı amacı. Kendisine müziğe başladığı günden beri akıl hocalığı yapan Üstün Barıştan'ın bu dev projesine Onno Tunç bütün müzikal birikimini, Atilla Özdemiroğlu da emeğini koydu. Ortaya Sezen Aksu'nun kişisel tarihinde bir dönüm noktası olan albüm çıktı. Işık doğudan yükselir. Ben geldiğim günden itibaren kendi önerisi olan bir şarkıcıydım Atilla'nın tabiriyle. Yani makam müziklerinden geliyordum. Rembetiko ile büyümüştüm. Anneannem ilahilerini biliyordum. Öteki taraftan Alevi türkülerini tanıyarak büyüdüm. Öteki taraftan Ermeni müziklerini biliyordum. İşte yani bu ülkede ne kadar şey varsa, İzmir bir de çok tuhaf, açık bir yerdir. Müthiş demokrat, yani Türkiye'deki diğer kentlerden farklı bir yerdir İzmir. Bölgecilik yapıyor gibi olmuyor mu? Ha. Yani o yüzden kendi içimdekini söylemeye karar verdiğim andan itibaren müthiş bir özgürlük alanı başladı benim için. Yani daha rahat uçmaya, daha rahat kanat çırpmaya başladım. Çınlar gök kubbede aşkın şahane sasema. Minik Serçe'nin bu özgürlük uçuşu onu yepyeni atılımlara sürükledi. Yeni popçular bayraklı, rozetli, tehditli bir yeni milliyetçiliğin bayraktarlığına soyunurlarken Sezen Aksu kayıp evlatlarının peşindeki cumartesi annelerinin sesi oldu. Ve milletin gönlüne taht kurarken devletin sakıncalılar listesinde yerini aldı. Sonra kayıplar için yas tutma sırası hiç ummadık bir gün Sezen Aksu'ya geldi. İki can yoldaşını, iki yol arkadaşını, iki kalleş kazada kayıp verdi Minik Serçe. Önce Uzay Hepar'ı, sonra Onno Tunç koptu yaşamından. Sakladığı yaralarını şarkıya döktü Sezen Aksu. Oysa Onno Tunç'la müzikal işbirliklerinin en verimli dönemi yeni başlıyordu. Birlikte bir stüdyo kurup yepyeni çalışmalara girişmek üzereydiler. Onno Tunç bu stüdyonun kuruluşunu göremedi. Sezen Aksu ise bir yıl stüdyoya adım atamadı. Sonra bir gün cesaretini toplayıp içeri daldı ve sevdasını haykırdı. Sen beni senden unutmuş gibisin. Ben hala diriyim, hala sevdalı. Bir sene gidemedim, evet. Zor yani işte. Çok zor oldu tekrar. Sonra dedim ki ya buraya girmen lazım. Beni de sonunda göreceksin. Yani bir de onun çok özendiği bir şeydi.
İlk gün tabii biraz bir şey geçirdim. Hafif bir havale. Uzaklara uzun uzun dallarım oldu ama. Sonra topladım. Tamam bir şekilde yani tamamen yanılsama da olabilir ama hep orada olduğunu zannediyorum, öyle hissediyorum. Sen hala çılgınsın, hala belalı, hala belalı. Bunlar birlikte yürüdüğümüz 21 yılın şarkıları. Bu şarkıları dinlerken, söylerken ülkemizin bir sürü şeyinin de tanığı olduk hep beraber. O yüzden aramızdaki ilişkiyi herhangi bir şarkıcı dinleyici ilişkisi gibi hissedemiyorum bir türlü. Çok çok daha samimi buluyorum ilişkimizi. Çok özel bir arkadaşlık olduğuna inanıyorum. Çeyrek asırlık bu yürüyüşte Minik Serçe dinleyicisiyle birlikte büyümüştü. Onların dertlerine tercüman olmuş, sevinçlerinin çığlığını atmış, kederlerine gözyaşı dökmüştü. Onlosuz çıktığı ilk konserde seyirci bu çeyrek asırlık borcunu geri ödedi. Bir süre sonra Sen Ağlamayı söylemeye karar verdik. İşte prova yapıyoruz. Ben de dağıldım. Bütün orkestra da dağıldı yani. Ben dedim ki yani insanları buradan üzüp acıyla göndermenin, hüzünlendirmenin bir manası yok yani. Hayat devam ediyor. Herkes acısını kendi içinde yaşasın. Biz aslan gibi yapalım programımızı. Çıkardık Sen Ağlamayı. Hazır hissedince yaparız dedik yani kendimizi. Akşam programın sonuna doğru geliyordu. 8000 kişi vardı salonda. İlk defa seyirci bana şarkı söyledi. Birdenbire koro halinde Sen Ağlamayı söylemeye başladılar. İlk defa kaybettim kontrolümü. Evde ağlar gibi böyle diye. Seyirci ağlar, ben ağlarım. Geriye bir döndüm. Orhan Topçuoğlu'nun yaşları bendirin üstüne damlıyor. Bir yandan böyle çok hüzünlendim. Bir yandan dedim ki ne güzel ya, ağlayabiliyoruz dedim. Yani hala böyle hissedebiliyoruz. Karmakarışık, ne bileyim, bir sürü şey yaşadım. Sonra hemen arkasından da onu alma, beni al söyledik. Yani 2 dakika önce ağlarken 2 dakika sonra şakkadı şıkkadı hep beraber hayat yani. Her gittiğimde çok etkileniyorum ben. Orada bir işte yemek yenip içilen, içki içilen yerler var. Bir tane musalla taşı var orada. Çok tuhaf bir somut görsel malzeme. Hayatla ölümün bu kadar yan yana olduğu tek yer herhalde bu İstanbul.
Şimdi onun üstüne böyle dantelli beyaz işi örtüler örtüyorlar ve saksılar koyuyorlar. Cenaze gelince onlar kalkıyor, cenazeyi koyuyorlar. Sonra cenaze gelince tekrar bir alar saksılar, beyaz işi dantelli örtüler koyuyor. Hayat bu aslında. Hayat, hüznün sevinçle buluştuğu tuhaf kavşaklar hazırlıyordu insana. Sardunyalı musalla taşları gibi. Sezen Aksu hep o kavşaklarda söyledi şarkılarını. O yüzden hüznü sevince bulandı. Sen ağlama derken gülen, gülümse derken ağlayan bir aynaydı o. Baktıkça hayatı gördüğümüz, birlikte ağlayıp birlikte güldüğümüz. O yüzden hiç düşmedi dilimizden bu deli kızın türküsü.